Merhaba, bu derste size Türkiye'de ve yurt dışında su istem arasındaki büyük bir farktan bahsedeceğim. Normalde bu açıkçası fark beklemeyeceğiniz alanlardan birisi ama birazdan göreceğiz. Çok temel bir fark var. Nedir? Bununla nasıl başa çıkarız? Temel fark ne? Sizinle paylaşıyor olacağım tek tek. Şimdi Yurt dışında su istemek ve ülkemizde su istemek ayrımı yaparken temelde bu ayrımı Türkiye ve Avrupa arasında yapıyorum. Bu arada biraz hastayım o yüzden sesim normalden farklı çıkabilir, arada kesilebilir. Türkiye ve Avrupa arasındaki ziyaretlerimde yani git gel yaparken Avrupa'daki farklı ülkelere giderken hep fark ettiğim temel bir fark oldu bu su isteme konusunda ve bunu bir sürü yani Avrupa'da diyelim Almanya'da İngiltere'de işte Avusturya'da Slovenya'da farklı farklı ülkelerde bu su isteme ile ilgili farkı gördüm belki sizin de karşınıza çıkmıştır. Şimdi biz de hani su istediğimizde diyelim bir restoranda lokantada kafeteryada bir yerde su istediğinizde ne sorarlar? Soğuk su mu istersiniz, ılık mı olsun, sıcak mı olsun, dolaptan mı olsun, dışarıdan mı olsun? Genellikle seçenekler bize sorulan şeyler bunlardır. Ama Avrupa'da bir yerde su istediğinizde mesela can I get some water? I'd like some water please dediğinizde hani biraz su alabilir miyim ya da su istiyorum lütfen dediğinizde Alacağınız soru şu, size sıcak mı, soğuk mu, dolaptan mı, dışarıdan mı olsun, nasıl olsun diye sormuyorlar. Size şunu soruyorlar, Do you want still water or sparkling water? Şimdi bunu ilk defa duyuyorsanız bir kafanız karışıyor. Bu ne ya? Hani still water, sparkling water. Eğer biliyorsanız zaten şu an anlamışsınızdır farkı. Bilmiyorsanız şimdi adım adım açıklayacağım sizin için. Still water ve sparkling water. Şimdi still water dediğimiz şey şurada görsellerde de aslında göreceksiniz. Google'a yazıp aradığınızda bu resimler çıkıyor karşınıza. Still İngilizce'de bir sürü anlama geliyor ama anlamlarından bir tanesi de sabit, durağan yani hareket etmeyen still water'dan kasıt da normal bildiğimiz hani şişelenmiş su. Yani burada tabii şey göstermişler size durağan su, su birikintisi gibi şeyler gösterilmiş. Bir de şişe suları görüyorsunuz. Hani bildiğimiz bizim şişede aldığımız sular Avrupa'da İngilizce'de still water. Yani normal, sabit, Su olarak geçiyor. Sparkling water nedir derseniz de Sparkle da böyle e, Ne derler? Köpürcükler çıkarma demek. Sparkling water da Aslında maden suyu demek. Bizim maden suyu dediğimiz şey Hani ne derler? Çok bir şey yemişsinizdir. Üzerine bir maden suyu içersiniz sindirim kolaylaşsın diye. Maden suyu dediğimiz şey de Avrupa'da İngilizce'de Sparkling water diye geçiyor. Bakın burada köpürcükler görüyorsunuz. Bu da sparkling water şeklinde söyleniyor. Yani siz Avrupa'da bir yerde su istediğinizde genellikle size şunu soracaklar. Still or sparkling? Maden su istiyorsanız sparkling water please diyebilirsiniz. normal su istiyorsanız, standart su istiyorsanız still water please diyebilirsiniz. Bu da kültürler arası büyük güzel bir fark. Yani bu tür farkları bilmek. Bu tür farkları gözlemlemek açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü insanın dünya bilgisini ve kültürlerin, dillerin olaylara bakışını görmenizi sağlıyor. Dünya bilginizi zenginleştiriyor. Bu tarz içerikleri, bu tarz dersleri Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalında bulabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.